Mütevazı evimi buyur. Ne içmek istersin? Kırmızı lütfen. Kırmızı mı? İngiltere'deki pek çok hayır kurumu gibi yerel oyun alanı büyük oranda devlet koluna bel bağlıyor. Ama son zamanlarda bütçedeki aşırı azalmayla mücadele ediyorlar. Kimlinin parası az. Beni ne kadar sinirlendirse de tek çözüm başka yerlerden para bulmak. En az 50 bin sterlin toplamamız gerekiyor. En az öyle mi? Sadece ayakta kalabilmek için. Zor bir mücadele olduğunu hissediyor musun? Kesinlikle. Geceler boyu uğraşıyorum. Yaz tatilinin başında aileler gelip ekstra erzak lazım diyor. Geceleri uyuyamıyorum. Gece 2'de uyanıyorum ve endişe ediyorum. Bu çocuklar nereye gider bilmiyorum. Nereye giderler bunu bilemiyorum. İşin için değil çocuklar için mi endişeleniyorsun? Evet, hiçbir fikrim yok. Kendini düşünmüyorsun değil mi? İyi yolculuklar. Yarın görüşürüz tatlım. Güle güle. Görüşürüz. Yarın Lawrence bu hafta tanıştığı insanlara gerçek kimliğini açıklayacak. Ama şimdi parasının ve iş yeteneklerinin önemli bir değişiklik yaratmasına nasıl yardımcı olacağına karar vermesi gerekiyor. Alo. Merhaba Terry. Ben Lawrence. İyi misin? Biliyorsun seni hep zorluyorum ve baskı altına sokuyorum. Yarın onlara kim olduğumu ve neden burada olduğumu yardım etmek için geldiğimi söyleyeceğim. Bunu yapacağım. Milyoner otelci Lawrence Kerwright bugün gerçek kimliğini açıklayacak. Yakından gördüğü sorunları çözmek için parasını, vaktini ve yeteneklerini sunacak. Onların amaçlarına ulaşması ve hayallerini gerçekleştirmesi için kesinlikle elimi mümkün olduğunca çok cebime atacağım. Lawrence ilk olarak yerli gençler için futbol koçluğu yapan Wayne'e gerçek kimliğini açıklayacak. Wayne, biraz konuşabilir miyiz? Babaların zorlu görevinin son günü. Bilince bak. Beni dünyana almanın ne kadar harika bir şey olduğu hakkında konuşmak istedim. Ama ben biraz yanlış bir başlangıç yaptım. Çünkü sana küçük bir yalan söyledim. İkizlerim olacak. Benim doğum günümde doğmaları bekleniyor. Ama ben otelleri olan bir adamım. İnşaat işindeyim ve buraya hayallerini gerçekleştirmene yardım etmek için geldim. Yalan söylediğim için çok özür dilerim ama nasıl biri olduğunu anlamam lazımdı. Buradaki işlerinden çok etkilendim. Peki sana güvenebilir miyim? Tabii ki güvenebilirsin. Artık bilemem. Bana güvenebilirsin. Yardımımı istemezsen sorun değil. Baba şşt! Çünkü takımımıza yardım ediyor ve bize destek oluyor. Çocukları Liverpool'a götürmek bile hayal zaten. Birçok insan Hackney'den çıkmıyor. Çok şey ifade ediyor. Çünkü büyüdüğümüzde hep bu zamanı hatırlayacağız. O yüzden. Pekala. Sorun değil. Lawrence'ın sıradaki durağı çocukların Hackney'si. Engelli abinin hatıralarını canlandıran bir kayıp kurumu bu. Kirara ile son kez buluşuyor. Ronda abi sen gelmiş. Merhaba. Merhaba canım. Tek başına mısın? Seninle 5 dakika konuşabilir miyim? Neredeyse evin gibi olan bu yere gelmeme izin verdiğin için teşekkür etmek istiyorum. Hayatımın yıllardır geçmişte kalmış önemli bir bölümü buraya geldiğimde tekrar canlandı. Özellikle yüzen evde tek başıma kaldığımda. Bütün çocukları ve burada yaptığımız harika şeyleri düşünmeye başladım. Bu muhteşem bir şey. Ama ben tamamen dürüst davranmadım. İkiz bebeklerim olacak. Buraya geldim çünkü çocuklarla yakınım ve hep sevdiğim, evet. Orası belli, evet. Teşekkür ederim. Ben Liverpool'da inşaat sektöründeyim. Otellerim var, çok param var. Bu merkezin, bahçenin veya dışarıda olan şeyin yeterli olmadığını düşünüyorum. Burayı sıfırdan tekrar yapmak istiyorum. Demo'yu oynadık.